Bu sınırı çizen harita burada var. Şunu arz etmek isterim. Sınırın koordinatları, bütün koordinatlar ortay hatlar üzerine oturmuş. Bu önem taşıyor. Devam edelim. İşte şu. Bu da GKR-Lübnan anlaşmasıyla çizilen sınır. Bu da anlaşma metni. Yine şurada bakın koordinatlar var. Bu da ortay hatlar üzerine kurulu. Sonraki gelişme bu. Bildiğiniz gibi Papadopoulos'un ihalesi blokları. İlk o başlamıştı. Daha sonraki gelişme de şu. Yani 2010 tarihinde, 17 Aralık 2010'da İsrail'le Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında çizilen sınır. Bunun da metni var. Şurada koordinatları göreceksiniz. Bizim için önemli olan kısmı bu. Burada da yine bütün koordinatlar ortay hatlara yerleşmektedir. Şimdi size bu arz ettiklerimi bir stratejik değerlendirmeye tabi kılmak istiyorum. Bakın karşımıza ne çıkıyor? İşte bu. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşalım. Başka hususlarda belki kullanacağım vakti buraya aktaracağım ama bence önemli kısım burası. Hani baştan Türkiye'ye ait kıta sahanlığı demiştik ya, işte bu 156 bin kilometre karelik alanın aşağı yukarı 60 bin kilometre karelik bir kısmını Meis ve Rodos sebebiyle, şu ve şu ada sebebiyle Yunanistan sahipleniyor. Evet, Meis ile Rodos arasındaki şu Rodos Anadolu ortay hattı, şu gördüğünüz de Anadolu Meis ortay hattı. Bu ortay hatları sınır kabul ediyor ve şurada gördüğünüz 58 bin kilometre karelik, 60 bin kilometre karelik kısmı sahipleniyor. Öbür taraftan bu da Kıbrıs'ın durumu. Kıbrıs'ta Kıbrıs adasıyla Anadolu arasındaki ortay hatları, yani şurayı esas alarak şöyle, 33 bin kilometre karelik bir kısmı sahipleniyor. İşte Doğu Akdeniz'deki sorunun Türkiye açısından başlangıç noktası burasıdır. Bize de geriye 60 bin kilometre karelik bir kısım kalıyor. Orada da herhalde denize girsinler yeter diye düşünüyorlar. Böyle bir durum var. Ve sizlere uyuşmazlığın bir başka boyutunu da hemen konuşmamın bu erken safhasında arz edeyim. Birinci kısım buradaki uyuşmazlık. Alan itibariyle çok geniş bir alana yayılan bir uyuşmazlık. Diğer uyuşmazlık da şu bölgedeki Kıbrıs Türk halkının haklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından bir tarafta burada kendi haklarını Kıbrıs'a ve Yunanistan'a karşı korumak, diğer taraftan da şu bölgede Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak vardır. Uyuşmazlığın iki cephesi bu. Biz tabii ki şu sınırları kabul etmeyiz. Ama bu tablonun oluşabilmesi için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu beyaz çizgiyi sınır haline getirmeye çalışıyor. Biz bu talepleri reddediyoruz. Ancak bizim bu talepleri reddetmemiz muhataplarımızın sevdalarından vazgeçmelerine neden olmuyor. Yetmiyor. Bu resmin başka kısımlarını çizerek bu sınırları bize empoze etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu durumu arz edeyim. Şu sınırı çizdiler. Size arz etmiştim. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Mısır arasında çizilen sınır. Burası da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Lübnan arasında çizilen sınır. Şurası da İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi sınırı. Hepsi ortay hatlara dayalı. Bize de diyorlar ki işte bakın ortay hatlar sınır, öyleyse bu ortay hatlar da sınır olsun. Biz tabii bunu reddediyoruz. Fakat daha tehlikeli bir oyunu da oynamaya devam ediyorlar. Şurayı Hristofias Yunanistan'la çizmek için şu sınırı Yunanistan nezdinde girişimlerde bulundu. Yunanistan şimdilik bu sınırı çizmeyi reddetti. Sebepleri var. Kıbrıs'la, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bu sınırı ne zaman olsa çizebileceğini düşündü. Kendisi açısından haklı da. Ve hatta belki bu sınırı erken çizmek Türkiye'nin çok sert tepkiler göstermesine neden olabilirdi. Yunanistan resmi tamamlamak için
bir başka sınırı çizmeye çalışıyor. Stratejik değeri daha yüksek olan bir sınırı. Şuray. Mısır, Yunanistan sınırını çizmeye çalışıyor. Bunu çizdikten sonra şurayı ne zaman olsa çizecektir. Bu konuda çok ayrıntılı değerlendirmeler de yapılabilir. Eğer çözümün yaklaştığını hissedecek olursa, içinde Türklerin bulunduğu bir hükümetle anlaşmaktansa hemen şurayı Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle çizmeyi tercih edecektir. Ama böyle bir çözümün olmayacağını herkes biliyor. Şimdi şu sınırı işte bunları çizerek bize empoze etmeye çalışıyorlar. Biz bu sınırları tanımayız, kabul etmeyiz. Ama bir gerçeklik varsa onu da söylemek lazım. Burada siyaseten giderek yalnız kalmak gibi bir durumumuz var. Şu sınırlar çizilirse ne olur? İşte bu olur. Bu iki kısım Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan tarafından sahiplenilir. Biz buna tabii ki müsaade etmeyiz. Fakat bu aşamayla size bir başka hususu daha net göstereyim isterim.